efendim. Alo, Can Bey'le mi görüşüyorum? Ben Adem Sezgin. Ha, merhaba Adem Bey. Buyurun. Ya merhabalar. Biz dün biraz fazla karıştık da. Ya kusura bakmayın, size bir teşekkür etme fırsatım olmadı. Siz buralarda mısınız acaba hala? Yok, henüz ayrılmadım. Hayırdır? Ha, çok güzel. Ya eğer bir yarım saat vaktiniz varsa bana ayırır mısınız lütfen? Size bir şey anlatmak istiyorum da çok ilginizi çekeceğini düşünüyorum. Ya tabii uğrarım da arabamı çektiler biraz önce. Gideyim onu alayım, ondan sonra uğrayayım size, olur mu? Oo. Tamam, siz merak etmeyin, ben onu hallederim. Siz bana plakasını verin, siz direkt buraya gelin. Teyze, benim kolyemi gördün mü sen? Bakma şuraya. Ne? Nereye bak? Ne diyorsun teyze ya? Ay, ne kadar kıymetli kolyem var, şuraya koydum. Orada işte. Niye bağırıyorsun deli gibi madem yerini biliyorsun? Ben de akıl mı kaldı acaba? Olanı dün yedim, kalan yedek batarya da bu sabah tükendi. Teyze, ne diyorsun sen ya? Diyorum ki bu Can'ın gelmesi hiç iyi olmadı. Ay, çok yanlış bir zamanla mı oldu? Ne güzel Faruk'la konuşacaktınız. Güzel. Senin telefonunu o meşgule atmamış, gördün mü? Sabah da ilk iş buradaydı, ilk iş. Ya niye ben onun gerekçelerini anlamak zorundayım teyze ya? Neyse, işim var benim. Hadi geç kaldık. Kaçma, kaçma. Belki de şey yaptı o Poker Sırat, İpek yaptı. Ya da Esmarato. Aa, kesin o. Teyze, zaten telefonu yüzüme kapatmaktan bin beter etti. Boş versene sen ya. Neyse, hadi gidiyorum ben. Ay, biriniz kıskançlıktan, biriniz de yanlış anlaşılacak diye korkudan çatladınız. Ha, çatladınız. Eşek inatlılar. Ah be. Yani şu ateşi, şu aranızdaki ateşi savaşarak heba ediyorsunuz. Zaten ne demişler? Genç bilse, yaşlı yapabilse. Ne yaşlısı ayol? Hemen de gömdün kendini. Evet hanımlar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk Esma. Hoş geldiniz. Şükür seni hoş gördük Esma'cığım. Ayol, beni insanlar rüyalarında ancak nahoş görürler, çok şükür. Onda da pek hayra yormazlar. Çok doğru. Ne diyorsun hocam işe? Vallahi açıkçası şaşırdım. Niye? Buraya gelirken böyle bir iş teklifi alacağımı beklemiyordum. Ya çılgın mısın sen ya? Ya sizin dün geceki o Süreyya'yla performansınız neydi be? İnanılır gibi bir şey değildi yani. Bir şey söyleyeyim mi? Bütün Bursa çok uzun süre bunu konuşacak. Yani böyle bir performanstan sonra sizin teklif almamanız bir tuhaf olur yani. Bak, bu Ercü de çok beğenenlerden. Çok beğendi. Çok, inanılmaz beğendi. İlla benim aracı olmamı falan istedi yani. Ha? Kırma beni, hadi. Vallahi çok teşekkür ederim de ben İstanbul'da yaşıyorum biliyorsunuz. Ha, evet. Şimdi ben onu da düşündüm. Yani dedim ki, yani iki günde bir böyle İstanbul'a gidip gelmek bir sıkıntı yaratmaz. Şimdi biliyorsun bu Faruk'ların da bu İstanbul'da şirketleri var. Onlar da böyle iki günde bir gidip geliyorlar falan yani. Bu arada ben barışmanıza çok sevindim. Ha, evet. Ya balayı sabaha da gereksiz yere benim işlerimle uğraştınız. Yok, estağfurullah. Estağfurullah, olur mu ya? Ben teşekkür ederim. Dün Dilara'yı nasıl sakinleştirdiğini duydum. Çok, çok teşekkür ediyorum. Yani bu teklifi de böyle bir teşekkür armağanı olarak düşün lütfen. Yani dün sabah da Ercü'yle karşılaştım. Anlatabiliyor muyum? Demir tavında dövülür diye düşündüm yani. Şimdi bu otel de zaten bir zincir otel. Bence yani bu iş sana pek çok kapıyı açacak diye düşünüyorum. Bilmiyorum, sen bilirsin yani. Pardon ya, uzadı biraz. Ne yaptınız Adem'ciğim? Anlaşabildiniz mi? Ercü'cüğüm, yani biz bir aramızda konuştuk. Bilmiyorum ya, bundan sonrası sizde artık. He? Konuşun, anlaşın bir şekilde. Hay Allah ya, hiç beklemiyordum hakikaten. Neyse, olabilir herhalde. Hem arabayla ilgili de bir teşekkür borcum var. Ben öyle altta kalmayı sevmem pek. Ben daha çok ortak yönümüz çıkacağına inanıyorum. Hiç şey değil. Hadi hoş geldin. Hadi. Hocam hadi ya. Sonra hakikaten. Vallahi şekerim, biz o zamanlar Feyzi Bey'in kolunda görsek
seni aldatacağına imkan ihtimal vermezdik. Ah ah, gözüme uykular girmedi. Sen bile aldatıldıktan sonra ben kocamdan bile şüphelendim. Sinirlerim bozuluyor vallahi. Bu kadın ilk defa buraya Fevzi'nin seneyi devriyesinde geldi. Mevlut'ta. Hatırlayanınız vardır. Benim kocamın da yıl dönümü dedi. Oo. Çok utanmadan bu da yani. Ay bak, ben de hatırladım biliyor musun? Fevzi'nin en sevdiği tatlıyı getirmişti. Rahmetli severdi diye. Ondan sonra nispet yapar gibi burada karşıda ev tuttu oturdu. Kadındaki cürete bak sen yani. Neyse, fazla kelama gerek yok. Kim bilir kaç tane hesaplı kadın Fevzi'ye yanaşmıştır. Onun için Fevzi'nin Adem'den haberi bile olduğunu sanmıyorum. Günahları boynuna. Sanki onların ayıpları yüzünden ben utanmalıymışım gibi dün gece de düğünde gurur nişanesi gibi ilan ettiler. Üstelik biz her şeye rağmen onlara elimizi uzatmışken. Yüzsüzlüğüm bu kadar. Hadsizliğim bu kadar yani. Gerçekten çok güzel. Kıymetim, kardeşinmiş diye duydum ben. İnanmadım ama öyle bir şey var mı? Kıymet, senin kardeşin mi var? Hem de o. Evet. Yani kimsenin haberi yok. Benim bile haberim yoktu. Kendi ailesinin bile o kadar sildiği bir kadın bu. Düşünün. Ben mesela tanımadan büyüdüm. Yani annem düğüne gitmedi. Kıymet, senin haberin vardı o zaman bu meseleden. Yok, hayır. Hayır, biz onunla hiç görüşmüyorduk. Biz bütün ailecek onu hayatımızdan çıkardık. Tabii ki Fevzi Bey'den de haberimiz yoktu. Ya gerçekten. Ne günlere kaldık. Yani dağdakinin bağdakini kovuşunu bir marifet zannetmeleri bu. Bugüne kadar varlıklarından haberim bile yoktu. Ama madem bundan sonra burnuma sokmaya kararlılar, benim için yok hükmündedirler. İşin hukuki kısmı avukatlarda. Ama sosyal kısmı sizlerde. Benim yerime koyun kendinizi, ona göre tavır takının. Her kim ki bu kadını evinde, iş yerinde, sosyal çevresinde barındırır, o kişi beni silsin. Eşleriniz de dahil buna. Bu konuda müsamaha gösteremeyeceğim, kusura bakmayın. Haberiniz olsun. Vakfa üyelik için başvuru yapmıştı daha yeni. Derhal kabul edilmediğini bildiren bir yazı göndereceğim. Teşekkür ederim. Esma'cığım, sizin gelin onun karısının arkadaşıymış. O da olacak. Vallahi bugünlerde fazlasıyla göz önünde yaşıyoruz. Onu da bekleyeceksiniz, göreceksiniz. Çayı biten var mı? Sağ ol Esma'cığım. Aldım, tamam, ben de. Görüşürüz. Tamam, görüşürüz. Hocam, görüşürüz. Tamam. Konuşmamızı tamamlarız diye geldim. Tabii senin o avukatın çıkar gibi bir yerden çıkıp gelmeyeceksin. Faruk, farkında mısın son zamanlarda neyi konuşuyoruz? Begüm'ü konuşuyoruz. Can'ı konuşuyoruz. Can mı? Can ne zaman Can oldu? Ne zaman Begüm'le aynı kefeye kondu? Süreyya, eğer arada Emir olmasa benim Begüm'le... Faruk, bizim aramızda artık ihtimaller var, farkında değil misin? Begüm benim için bir ihtimal değil. Öyle mi? Can da benim için değil. Ama her yanımda gördüğünde kuduruyorsun. Çünkü benim şu durumda bile başkasına bakabileceğimi düşünüyorsun sen. Sen benim Adem'le işbirliği yapabileceğimi düşündün.
Sen benim senin canını bu kadar adi bir şekilde yakabileceğimi düşündün değil mi? Ya biz bunları konuşmazdık, biz bunun lafı bile olmazdı bizim aramızda. Çünkü? Çünkü biz neyi kaybettik görmüyor musun sen? Neyi kaybettiğimizi görmüyor musun Faruk? Biz bir balon vardı hatırlıyor musun hani senin benim içinde olduğu? Sadece bizim orada olduğumuz, başka kimsenin giremediği, herkesin dışarıda, her şeyin dışarıda kaldığı o balon patladı işte. Patladı. Şımarıklık değil, naz değil, kapris değil ya. Yapamıyorum. Yapamıyorum, gerçekten yapamıyorum. Çok seviyorum, öleceğim aşkımdan ya. Köpek gibi aşığım ama yapamıyorum. Çünkü arada Emir var artık. Ay hiç sorun Emir değil. Sadece o değil, anlamıyorsun beni. Süreyya ne olur bana yardım et. Bana yol göster. Yalvarırım bana yol göster. Bilmiyorum. Bir yol bilmiyorum. Kovulmuş gibiyim ben. Sanki bir yerden atılmışım, geri yolu bulamıyorum, bilmiyorum. Bulabilsem dönmez miyim geri? Dönerim, denerim. Yapamayız. Biz seninle eskisi gibi olamayız, anlamıyor musun? Ben seninle olacağım, telefonuna bakacağım. Kim aradı diyeceğim, Begüm mü diyeceğim. Sen benimle ilgili şüphelerde bulunuyorsun. Şüphe ediyorsun benden. Yapamayız, kavga ederiz. Çok kavga ederiz, istemesek de ederiz. Başka bir çaremiz yok çünkü biz artık iki kişi değiliz. Bende değişen hiçbir şey yok. Yapamıyorum ya. Peki. Madem istediğim bu. Tamam. O tazminatı ödeyeceğim sana. Ama senden tek bir isteğim var. Tek bir ricam var. Parayı alır almaz buradan çekip gideceksin. Gözümün önünde başkalarıyla başka bir hayat yaşamını isteyemem. Böyle bir dünya yok. Bütün derdim para sanıyorsun değil mi? Hiç anlamadım beni. Teyze, okula gelir misin? Geldim. Ay, Adem nerede kaldın? Bir sürü yolumuz çok var. Çok özür diliyorum. İşten güçten bir türlü fırsat bulamadım. Hadi hadi çabuk. Yok, acele hadi. Et. Yolda ifademi alırsın. Çabuk gel. Ya bak hala arıyorlar. İnanamıyorum ya. Olmuyor ya hadi. Ha yavrum ha çocuğum söyle beni rahatsız etmeyin demedim mi? Abi çok acayip bir şey oldu. Çok acil abi çok acil. Bir yandan onu anlamadım. Şimdi bir yandan da gara koşuyorum. Telefonda da laf anlatamadım her gelenlere. Kime ya? Şoförler abi. İşi bıraktılar. Nasıl bıraktı? Hangileri? Hepsi abi hepsi. Otobüsler yattı. Anlaşılan sevgili kardeşim bana bir balayı hediyesi vermek istedi. Ne yaptın? Ben şunlara bir bakmam lazım. Ya bu uçak bileti işini ben sekreterle hallettiririm tamam mı? Ne olursun çok özür diliyorum yani biraz gecikeceğiz. Tamam affedersin. Tamam sorun değil sen beni okuldan al tamam, o zaman. Tamam.
Hastamız ayaklanmış bakıyorum. O kadar iyi bakıma ayaklanmasa ayıp olurdu. Sesin iyi geliyor. İyiyim, iyiyim. İyiyim, gayet iyiyim. Moral olarak da çok iyi geldiniz bana. Sayenizde en hızlı toparlanmamı yaşadım. Tekrar teşekkür ederim. Emir okula gitti mi? Gitti, gitti. Mutlu mutlu gitti. Ben aslında onun için aramıştım. Yani sen bana şey demiştin, hani, yani seni sıkıştırmak için söylemiyorum tabii ki. Sakın yanlış anlama da hani anlatırız falan dedin ya. Biliyorum, biliyorum. Eğer sen kendini iyi hissediyorsan pedagogdan randevu alabilirsin. Tamam. O zaman ben bugün konuşuyorum pedagogla. Eğer uygunsanız Emir okuldan döndükten sonra ben bir uğramak istiyorum size. Çok seviniriz. Emir bayılır bu duruma. Çok sevinir. Tamam, o zaman akşamüstü görüşürüz. Görüşürüz. Badeciğim, ne yaptın? Hazırlayabildin mi? Abla çok özür dilerim ya. Esma Hanım'ın kesin talimatı var. Bir atlet bile çıkmayacak dedi evden. Ya, ben de gizli gizli arayabiliyorum zaten. Sana da haber veremedim bir türlü. Ev kalabalık diye kaçabildim ben de. Ya, düğünde olanları biliyorsun. Çok sinirli Esma Hanım. Tamam canım, okey, dert değil. Ben kendim toplarım her şeyi. Konağa mı geliyorsun? Evet. Haber vereyim mi peki? Ver tabii, ver. Öyle gizli saklı olmaz bu işler. Sen haber ver benim geleceğimi. Tamam. Niye hep sen koşuşturdun bugün Nurgül? Kızlar ancak mutfağa gittiler hanımım. İnşallah gönlünüzce ağırlamışızdır misafirlerinizi. Onların gönlünce olmasa da hepsi gelirken beni görmeyi umdukları renkte gittiler mosmor. Oh Nurgül, ah. Kurdun kapısından hiç köpek eksik olmuyor. Hanımım, misafirlerin yanında söylemedim de Süreyya Hanım Bade'yi aramış. Kıyafetlerini gelip kendi alacakmış. Gelsin. Telefonumu uzat bana. Esma Hanım. Ah, nasılsın bugün? Dışarı çıkabilecek gibi misin? Ne durumdasın? İyiyim, evet. Teşekkür ederim, evdeyim. Güzel. Acilen bir şey konuşmamız lazım. Sana Mustafa'yı göndersem hemen çıkar mısın? Tabii. Bir sorun yok değil mi? Her şey yolda mı? Gelince konuşuruz. Gelince konuşuruz. Boşanınca buradan gitmem gerekiyormuş. Çünkü benim yeni bir hayat kurduğumu görmeye tahammülü yokmuş. Lafa bak ya. Ya ikiniz için de başka bir hayat olmayacak ki. Bu senin uydurma. Niye teyze, belki bir daha benim çocuğum olmayacak, nereden biliyorsun? Emir her çağırdığında gidecek. Nereye gidecek? Begüm'ün yanına gidecek. Üçü aynı evin içinde. Aile gibi. Ben... Uzakta olsan, ayrılsan yine bunları düşünüp kafayı yemeyecek misin sen? Sen de burada durup onları izleyemezsin. Ya adam mantıklı bir şey söylemiş. Bu yaşta bu kadar sorunun içinde gelgit arasında duramaz ki. O da haklı. Kuzum, bak sen de gitmek istemiyorsun.
Ya adam Begüm önemli değil demiş işte. Daha ne desin, ben anlamıyorum ki. Anlamıyorsun işte, sorun o. Ya tek sorun Begüm değil. Sen bizi boş ver. Sen kendi kendini anlıyorsan yeter. Süreyya, sen şimdi gidip eşyalarını toplarsan boşanalım demiş olacaksın. Ya ne olursun biraz daha düşün ya. Düşmek beni öldürüyor ya. Kalmayı beceremiyorsan git işte bu kadar basit. Ne demek bütün şoförlerini aldık Akif? Pozisyon açığımız vardı Fikret. Ha, 7 düvellik bir açıktı bu sanırım. Oğlum bir şirketin bütün elemanları da almak ne demek ya? Bu hangi bütçeyle, hangi hesapla Akif? Yapma Fikret. Sen de durumu biliyorsun işte. Ben bilmiyorum abi. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Benim tek bildiğim sizin yeriniz İstanbul. Hava kargo, burası benim. Sen bana sormadan ya, bana sormaya gerek bile duymadan nasıl böyle bir eleman alımı yapabilirsin Akif? Yetkiyi adama benim verdim. Bile bile üstüne gitme. Hoş geldin abi. Hangi matematikle açıklayacaksın acaba bu durumu? Bunun matematiksel bir açıklaması yok Fikret. Durumları sen de biliyorsun. Kimseyle kavga edecek durumda değil. Adem Bey, giremezsiniz. Faruk Bey, siz ne kadar yaratıcı bir insanmışsınız ya. Ha? Pes. Bravo. Seni daha fazla merakla bekletmemek için Sadide geleyim Begüm. Konuştuklarımızı düşünebildin mi? Hı? Daha doğrusu duygularını kabullenebildin mi? Bu ikimizin karar verebileceği bir konu değil Esma. Yani bunu konuşmamız bile uygunsuz. Tıpkı yıllar önce sizin Faruk'la benim için karar vermeniz gibi, o konudaki tavrınız gibi lütfen. Orada kararı sen verdin. Kalıp savaşmayı tercih edebilirdin. Tıpkı Süreyya'nın bir zamanlar yaptığı gibi. Ama sen gitmeyi tercih ettin. Daha da önemlisi, torunumdan bana bahsetmemeyi tercih ettin. Yapmayın Esma Hanım. Sanki kabul edecektiniz. Asla, asla ben oğlumu evladından ayırmazdım. Asla ben oğluma böyle bir konuda acı çektirmezdim. O yüzden ben annesiyim. Sen sevgilisiydin. Yarayı canan açar, can değil. Can o yarayı sarmaya çabalar. Ama şimdi karşında o yaraya en iyi gelecek merhemi bulmaya çalışan biçare bir anne olarak oturuyorum. Sen de bir annesin. Onun canı yanmasın diye ta Londralardan kalktın, buralara geldin. Beni en iyi sen anlarsın. Oğlum acı çekiyor Begüm. Canım yanıyor. Görüyorum. Bunun merhemi sen de. Ben zamanında seni doğru değerlendiremedim. Bu hatamın bedelini de torunumdan olarak ödüyorum. Sen gururun için oğlundan vazgeçecek misin? Bu gurur meselesi değil. Esma Hanım, Faruk evli. Onların arasındaki tek bağ mahkeme tarihi. Yakında boşanacaklar. Zaten aylardır ayrılar. Süreyya bebeği kaybettikten sonra Faruk'u da terk etti. Evdeydi ama yok gibiydi. Hepimiz büyük acılar çektik. Ama o acısını Faruk'tan çıkartmayı tercih etti. Oğlum yoksaydı, oğlumun eriyip kayboluşuyla ilgilenmedi bile. Onların arasındaki meseleyi konuşmak benim işim değil. Elbette, elbette, elbette.
O yüzden buradaki meseleyi konuşalım. Aynı can için canı yanan iki ana olarak konuşalım. Bir kerecik birbirimizin lisanıyla konuşalım. Burası ne diyor Begüm? Burası bugüne kadar başka kimsenin adını ezberlemedi. Hele ki döndüğümden beri Faruk'un emiri olan sevgisini gördükten sonra kendimi affetmem asla mümkün olmadı. Onları salonda, bahçede oynarken her gördüğümde kendime neyi kaybettiğini gör dedim. Bu mutluluk senin olabilirdi. Bu resim de sen de olabilirdin dedim. Kenarda öyle suçlu suçlu izlemek yerine koşup onları kucaklayabilirdin dedim. Ben oğlumuzu çok sevdim Esma. Belki de bu dünyada bir insanın diğerine verebileceği en büyük aşkı sevdim. Bu aşk tamamlanmayı hak ediyor. Ardından 10 yıl yasını tutan oğlum artık gerçek ailesiyle kavuşmayı hak ediyor. Zamanlar hem kendim hem oğlum için gösteremediğin cesareti bu sefer göstermeyi borçlusun. Borçlusun benim güzel kızım. Siz ne zannediyorsunuz yani? Ben şimdi koca şehirde şoför mü bulamayacağım? Şimdi sizin stratejik dehanızdan çıkan çözüm bu mudur? Onu söyleyin bakayım. Git acele et. Elini çabuk tut hadi. Hiç merak etme. Şimdi adamlarım ipe dizerler şoförleri. 2 katı maaşı farkına bakar be. Senin şoförlerini bile satın alırım ben. Ya sen ne zannediyorsun kendini be? Ha? Ne zannediyorsun sen kendini? Ne zannediyorsun? Senin verdiğin 2 kuruş sadakaya muhtaç biri miyim zannediyorsun beni? Ha? Sizin alayınızın ma aile diktiği hazır temeli binayı ben sıfırdan kurdum be! Sen kimle tahsis ettiğini zannediyorsun? Sizin zarara soktuğunuz bu şirkette bile payım var benim. Ben kimseye sadaka vermiyorum. Hadi be! Herkese hak ettiklerini teklif ettim. Hadi git al. Git istediğini al bakalım. Senin soyadını da, senin mirasını da sıkça sıkça alacağım. Anladın mı? Sana bile ihtiyacım yok. Kanun var burada be, kanun! İşte senin anlamadığında bu Adem, senin anlamadığında bu. Sen o mahkeme sana o ismi verdiği zaman sen kendini Boran olacaksın zannediyorsun. Bütün şehir ayağa kalkacak zannediyorsun. İsim dediğin sadece bir etiket. Eğer sen içini doldurmuş olabilseydin ben bugün adamlarına aynı teklifi sunduğumda hiçbiri düzenlerini bozup gelmezdi. Göreceğiz bakalım, şimdi göreceğiz. Tek bir adamımı istediğin meblağı geri getirsen de istediğin masaya oturacağım. Öyle mi? Bizim onlarla gönül bağımız var. Emeğimiz var. Saygı duyuyoruz. Saygı satın alınmaz. Kazanılır. Emek verilir. Ama sen bunu anlamayacak bir adam olduğunu 7 düvele duyurduğun için o kafa kağıdında ne yazarsa yazsın sen asla bir Boran olmayacaksın. Sen de bu kibir olduktan sonra tabii ki yani. Ne olacak ki? Ben insanlara hak ettiklerini veriyorum. Sana da çok güzel bir öneride bulundum. Zeytin dalı uzatmış olmama rağmen sen o düğünde bizi sırtımızdan vurdun. Ne yapacaktık? Gelip senden özür mü dileyecektin? Hayır, senin zeka seviyen buralardaysa zaten senden DNA testi istiyorum. Sen hiç merak etme, ben sana yakında bir IQ testi getireceğim. Bas damarına da. Bas. Bas. Bu adamın Boran olduğunu biliyoruz. Hepimiz. Ve eğer o bir Boransa gerçekten bunda en az suçu olan o.
Ya kardeşim adamın daha bugüne kadar bir iyi niyetini görmedik. Ne yapsaydık yani, herifin bütün sinsiliklerini sineğe mi çekseydik? Ne yapayım? Tamam kardeşim, haklı öfkeni kus mu diyeyim ha? Ya Fikret, ben sana gerçekten inanamıyorum ya. Sen nasıl hala onun açısından bakabiliyorsun? Siz kafayı yediniz ha. Gerçekten topyekun kafayı yediniz siz. Siz olayı bir gurur savaşına çevirdiniz ya. Siz ne yapıyorsunuz? Ya bu gemi batacak. İçinde bizimle beraber batacak ve sizin yüzünüzden batacak. Ama merak etmeyin. Ben buna izin vermeyeceğim. Akif, Allah aşkına git şu salak buru hastasıyla bir halt yemeye kalkmasın. Gözün üstünde olsun, hadi. Bulduk abi. Geç. Ne yaptınız zannediyorsun? Ha? Çabuk git toplanan bütün köpekleri. Git topla köpekleri! Kusura bakma beyim. Lan neyin kusuruna bakayım oğlum? Ha, neyin kusuruna bakmayayım? Benim iki çocuğum da onlardan burslu. Aydan'ın karısını Esma'nın ameliyat ettirdi. Süleyman'ın evi yandı, sigortasız. Lan bana ne sizin sülalenizden oğlum? Bana ne? Boran seni. Ha, bana ne? Ha? Otogarda kime çarpsan herkesin kursağında illa bir boran lokması bulursun. Var sen it de, ister gebert. Ekmek yediği eli ısıracak bir köpek bulamazsın beyim. Oğlum, oğlum ben vermedim mi lan sizin maaşınızı? Ha? Sizin maaşınızı ben vermedim mi? Şimdi hangi kadroyla işe alacaklar sizi? Ha? Hesapsız seni. Ha? Abi tamam. Tamam. Bu yatak bizim adımız olsun mu? Herkesten, her şeyden uzak. Sen bu yatağa girerken kıyafetlerini çıkartır gibi sıkıntılarını da çıkar bırak orada. Ve sonra da bana güzel bir masal anlat. Çünkü oğlum şımarmak istiyor. Önce annesini şımartalım o zaman. Hı? Hı? Ya Faruk, şefkat istiyorum ya. Tamam, şefkat gösteriyorum. Bu ne, şefkat mi? Değil, ha? Masal. Masal istiyorum. Masal. Hı? Günaydın, günümü aydınlatan kadın. Aynaya benim gözlerimle bakar mısın? Ne göreceksin? Varlığına her sabah dua ettiğim şeyi sen de görüyor musun? Lütfen benim için de varlığına şükret. Sevgilime biraz gülümsediysen balkonda bekliyorum. Biz seninle varız.
her şeyi seninle aşarız. Sen yeter ki bir daha balonlarını hiç kaybetme. Allah'ım bana kalma gücü vermiyorsun, gitme gücü ver. Yoruldum. Sizinle konuşmak iyi geldi. Teşekkür ederim. Ben daha fazla zamanınızı almayayım. Aa, estağfurullah. Estağfurullah. Otur. Bundan sonra o zaman senin. Ben seni sadece bunu konuşmak için çağırmadım. Emir'le durum nasıl? Pedagog'tan randevu aldık. Önce Faruk'la birlikte gidip konuşacağız, sonra Emir'le konuşacağız. Artık sayılı gün kaldı. Emir'i en hızlı iyileştirecek şey, onun ana babasıyla aynı çatı altında olması. Henüz boşanmadılar. Kaldı ki boşansalar bile Faruk'un hemen başka bir aile kurmak isteyeceğini düşünmüyorum. Başka bir aile kurmayacak ki. Zaten var olan ailesine kavuşacak. Sana olan bakışlarını bir tek ben görüyorum ama. Esma Hanım, ben... Bu bizim miladımız olacak derken samimiydim. Sana haber vermeden hiçbir adım atmayacağım. Sana emri vaki yapmayacağım Begüm. Bu konuda dersimi aldım. Biraz sonra Süreyya gelecek ona. Son kalan eşyalarını toplayacak, götürecek. Bildiğimi senden saklamayacağım. Faruk'un katı surette ondan boşanacağını öğrenince paçalarının tutuştuğunu duyuyorum. Halbuki Faruk mahkeme için gün sayıyor. Süreyya bu sefer sınırı çok aştı. Çok kırdı Faruk, çok. Çok mahcup etti. Duydun mu düğünde olanlar? Sahnelerde nispet için şarkı söylemeler. Tam bir kepazelikti. Faruk hiç bu kadar gururu kırılmış. Bu kadar utanmış görmemiştim. Benden ne istiyorsunuz? Süreyya eğer bitmemiş evlilikleri için hala umut beslemeye devam ederse Faruk'un canını yakmaya devam edecek. Halbuki bir araya geldiklerinde sadece kavga ediyorlar. Bu durumda Faruk ne kendisine ne de Emir'e faydalı olamaz. Begüm, senden bir şey istemiyorum. Sen sadece kendin ne istiyorsun ona karar ver, yeter. Oğlunun mutluluğunu, oğlunun geleceğini, kendi mutluluğunu. Gururuna feda edeceksen benim söyleyebileceğim bir şey yok. Ama eğer cesaretle adım atacağım diyorsan tam destek arkandayım. Süreyya gelmeden iyice düşün. Kefeleri doğru tart. Eğer söyleyecek bir sözün varsa karşısında dur. Artık ona buraya ait olmadığını göster. Thank you.
Nurgül! Git şunları zapt et. Nasılsınız? Abla eşyalarını almasan evden. Onların varlığı bana unutuluyor. Teyzem en baştan toplamalıydı. Hata yapmış. Gülistan. Yemek yanıyor. Bade, sen de Esma Hanım'ın ilaçlarını ver.